Bugün ne yiyeceğiz? Böyle bir adam vardı, hatırlıyorsunuz mu? Neyse, ben o adam değilim. Herkese merhaba arkadaşlar, beni dalgalı. Bugün şu villamızda, şöyle dağınık biraz ama... Ne oldu? Başlıyor mu? Arkadaşlar, bugün şu villamızda gördüğünüz gibi biraz dağınık, kusura bakmayın. Yine özümüzden vazgeçmeyerekten, Bim'le giderekten, Bim'den danoneleri, yoğurtları hepsini alaraktan şefkali yapacağız. Bunların hepsini karıştıracağız, tatlarına bakacağız yine. Çilekli, orman meyveli, muzlu, ondan sonra puding bile aldı bak, pudingi bile var. Bunlara ne diyorsunuz bilmiyorum. Ben danone diyorum, geçiyorum işte. Hepsi danone benim için. Ama en önemlisi kardeşim bak buna... Allah! En önemlisi bu. Bu herkesin evinde vardır büyük ihtimalle. Bunu da karıştıracağız, bunu da koyacağız içine. Danone değil ama olsun. Bence güzel bir tadı olacak. Sence güzel olur mu kameraman beyciğim? Bence harika olacak. Değil mi? Bence de güzel olacak. Furkan Bey geliyor. Bu gurme ne denir? Gurmemiz de burada tadacak bunu. Gur yoğurt. He? Gur yoğurt mu? Kameramanımız bile espiritüel ya. Tamam, yogurme. Gurme. Tamam, o güzel. Yogurmemiz de yaptıklarımızı test edecek burada. Sence güzel olacak mı yogurmemiz? Tatlar tane tane çok güzel. Evet. Ama onu biz de biliyoruz. Yeşince kötü olabilir. Oh my god. İlk kameramanımız seçsin. Hangisini alalım? Ne ya? Bu mu? Ananas. 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 De bakayım. Ananas. Ananas. Pazardan ananas aldırdım. Bim'den ananas aldırdım. Bak bu arada şunların hepsini, şurasını yalamak lazım. Burayı yalamayan bizden değildir. Çok kötü yaladım ya. Oo, çok iğrenç bir görüntü oldu burada ya. Al, yalayabilirsin kardeşim bunu. Tamam, yap. Salak hala yemek yiyor. Şefkali'ye gelmiş, yemek yiyor hala. Ağzında börek var. Oo. Sıra bende. Ben seçiyorum. Bak şu danone çok farklı duruyor. Harbiden bu danone bu arada. Hiç yemedim bu arada bundan. Bak bunun döküşü daha güzel olacak. Oh. İşler gibi. Ali Bey, rahatladınız mı? Oo, kameraman Bey. Ama harbiden rahatlatıyor, şuna bakar mısın? Biraz da ben almak istiyorum. Şu tamam. Hiç güzel değil tamam. Nasıl değil ya? Sen yeme ya bunu. Güzel oğlum, nasıl değil ya? Şunu bir daha bir tane. Bunu nasıl beğenmezsin ya? Bak kameramanımıza da besliyoruz. Tamam, sıra sende şimdi, sen seç. Benim en çok sevdiğim. Ne? Puding. Oo kardeşim, güzel seçim. Danone ile hiçbir alakası yok ama bunu da alalım dedik. Al bunu, yalayabilirsin. Yogurme. Bunun rengi çok fazla verecek, kahverengi olacak. O yüzden hepsini koymuyorum bunu. Şöyle karıştıralım. Sıra kameraman beydi, buyurun. Hangisini istersiniz? Kameraman biraz yavaş karar veriyor sanki. Ağır çekim. Ha, orman meyveli mi? Daha demin ananası istemiş ya. Ananası. Şimdi de orman meyveli. Sen ne yapıyorsun orada? Birazcık almış. Adam almış arkada yiyor ya. Oh. Canım çekti lan. Bu da çok güzel gözüküyor. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Aa, döküyorum. Geliyor. Oh. Buradan bak, bunların hepsini yeme. Ben buraya koyuyorum ama burada herkes yiyecek bunu. Sıra bende. Ben ne istiyorum biliyor musun? Tabii ki dost yoğurt. Dost bizim dostumuzdur. Bu espriyi de niye yaptım bilmiyorum. Çok kötüydü. Bunun hepsini koymayacağım ama. Oh. İçinde parçacıklı parçacıklı döküyorum. Oy, çok güzel gözüküyor. Bir an önce video bitsin de bunların hepsini yiyelim ya. Yani. Bak ya, içeriden istiyorlar, yoğurtları alıp götürüyorlar. Danone'nin şurada parçacıklı olanı var. Bunun parçasını da atıyoruz, kendisini de atıyoruz. İşte şunu dökelim. Bu çok cıvık. O değil de bir orman meyveli var, bir çilekli var. Bir orman meyveli, bir çilekli. Farklı farklı tatlarını bulamadık. Bir ananas bulduk. Bu parçacıklar çok güzel oluyor ya. Yani bir yoğurdun içine yakışabilecek en güzel şey bu ya. Oh, baksana görseli bile güzel ya. Bir kaşını da mı atsak? Şurada kaşığı var ya. Şeftalili şeftalili yap. Değiştir şeftalili diye yap. Şeftalili. Tamam, bu kadar yeter. Ben açmayı bile bilmiyorum. Ne harbi, açamadım bile. Sen bir şefkali olamazsın. Sen ancak yogurme ol. Ben şeftalili. Yeter ya, bu kadar söyleyince dayanamıyorum, oynuyorum, yapmayın. Neydi o? Şeftali. Ya yapma da. Ya unuttunuz ya. Şunun içine bir baksana, çok güzel durmuyor mu ya? Bence hiç güzel değil ya. Aynı sevmedim. Bir şefkali taktiğiyle. Tık tık yapacaksın. Hızlı. Dökerim ben bunu. Hızlı hadi. Ya o yavaş yaptım, bu şekilde olmaz ki. Herkes bir şefkali olamaz.
Şunlar var ya, şunlar hayatımda yediğim en iyi danöneler. Ben bunları küçükken mahallede buralarını böyle çubuk saplardım. Ondan sonra buzdolabına atıp sonra dondurdum. Abi lan onu da yapıyorum. Abi çok güzel oluyor. Ama bunun bisküvilisi var. Bisküvilisi mi vardı? Ha doğru. O çok güzel. Harbi o çok güzeldi. En sevdiğim oydu. Ben de bunun 3 çeşitini aldım. Üçünden de koyuyorum. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum Furkan? Ne yapıyorsun? Koyuyorum. Nasıl koyuyorum? Öyle. Sokup koyuyorum. Çilekten atıyorum bir tane içine. Bunlar ama çok küçük. Bunlardan fazla mı atsak? Kameraman bey. Evet, orman meyvelerimizden atıyoruz bir tane. Almış eline yiyor ya, şuna bakar mısınız? Hani şurada 2 dakika video çekelim diyor. Ha bunu ye bari. Ne kadar nazik. Ama çok mutlu yani. Bunu da döküyoruz orman meyvelerimize. Hızlı bak, hızlı çekime geçiyoruz çünkü çok fazla beklemeye başladık. Hemen uzundan da koyuyorum bir tane. Hızlı bak, pratik olman lazım. Gördün mü? Bitti. Tamam kameraman bey, şimdi tekrardan siz seçebilirsiniz. Hangisini koyalım? Şunlar kaldı elimizde, bir de bu var. Büyük mü? Oo bak, güzel seçim. Bozulmuş mu? Bozulmuş olabilir. Şuradan alıyorum. Bunlar şu kadar yeter bence. Şöyle atıyorum içine. Evet, bundan koymadık. Bu çok güzel. Çok güzel bir varlık. Dünya üzerine gelmiş çok güzel varlıklardan bir tanesi bu da. Bu da bozulmuş oğlum. Bunlar ne? Dolap mı bozuyor acaba? Oh. Of. Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım. Bir şey diyeyim mi? Bunun tadı harbiden güzel olacak ya. Çünkü içinde kötü olan hiçbir şey yok yani. Çikolata, orman meyvesi, muz, ananas, şeftali. Ya dayanamıyorum, yapmayın şunu diyorum ya. Muz ve çilek şu parçacıklardan yine. Bunları da hemen koyuyoruz. Bu güzel olacak ya. Gerçekten şu an var ya ağzımın suyu akıyor. Ağzımın suyu akarken danonenin de suyunu akıtıyorum. Ağzımın suyunu çekiyorsun herhalde. Oh bak, ben de bunu koyuyorum. Oh. Koyarken çok rahatlıyorsun Furkan. Ne çok koydunuz ya. Bunu da koyuyorum. Bunu da koy. Kanka çok güzel koktu. Ay kameraya koklatsana, bir takipçiler koklasın. Koklayın bir arkadaşlar, çok güzel kokuyor. Ne gibi kokuyorum kokusu? Şeftali. Hadi. Senin taktik kanka. Tamam, benim taktik hadi. 1-2-3. Ana. Kanka biraz yanlış oldu ama şuralara falan döküldü. Güzel böyle tadımlık olsun, böyle rahatlayalım. O kadar da değil, sıçrıyor lan. Oh tamam, bence yeter bu kadar ya, bayağı koyduk içine. Yakın çekim alabilir miyiz kameraman bey? Yoğurtçu Erol'uz bizde. Şuna bir bakar mısınız, ne kadar güzel duruyor ya. Dışarıda karıştıralım mı? Arkamıza havuz alalım, zenginliğimiz gözüksün biraz. Dur. Biraz artistik yapalım, sonra geri içeri gireriz. Şöyle karıştırıyoruz. Oh, bu bayağı çilek koktu ya bu arada. Fazla mı çilek koyduk acaba biz? Böyle kenarları da alıyorum. Bak. Artistliğimizi yaptığımıza göre içeri geçelim bence. Yandık çünkü. Aynen, çok sıcak. Arada bir böyle çıkalım, havuzu gösterelim, geri girelim falan. Oh, mikser galibe. Evet, bence artık tatma kısmına geçebiliriz. O kadar hazırladık. Dur bekle, ne koktuğunu anlayacağım. Sonra sen hani şeysin ya, gurmesin ya, sen daha iyi anlıyorsun. Yo gurmesin sen. Şey kokuyor. Sanki bütün yoğurtları karıştırmış gibi. Yapma ya. İçinde böyle muz, çilek, orman meyveli, ananaslı falan kokuyor böyle. Bir kokla bakayım, doğru mu koklamışım? Anladın mı? sen doydun ya. Doydu herhalde. Burnundan böyle yedi hepsini. Bakar, gurmelik öyle. Lütfen. Tamam hadi. Tam anlamadı ilkini. Bak, sen bir şey eksik söyledin. Neyi? İçinde şey kokusu da var. Şeftali. Tadıyorum izninizle kameraman bey. Bir şey diyeyim mi? Şu zamana kadar yaptığımız şef galiler arasında beklemiyordum ama en güzeli bu olmuş. Tat tabii kardeşim. Efsane olmuş tadı ya. Çok güzel olmuş. Oğlum çok güzel lan. Kanka ben anladım. Anlamadım. Tadını alamamış. Bak kamerayı ben alayım. Bir de kameramanımıza tattıralım. Bir bakın tadına. İçinde böyle parçacıklar var da. O şey şunların bak parçacık. O şekil itibariyle de şeye benziyor. Yoksa sanki sindirememiş. Oo. Şimdi yani biz buraya villaya gelmişiz. Buradan böyle kaşıkla habudup 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 yiyeceğimizi sanmayın. Aldık şarap. Oh pardon. Tabii ki bunların içine koyacağız. Şöyle görselimizi de güzel yapalım yani. Tabii ki havuz başında yine her zamanki gibi hayatımız boyunca havuz başında olduğumuz için çok da farklı gelmiyor açıkçası ama yine burada bitirelim dedik. Orayı göstermemeye çalışıyoruz ama kameraman bey göstermeyin lütfen. Çocuk havuzu artistliğimiz olmuyor. Evet, inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bence evde denemeye değer yani. Bizim kadar çok almayın yani böyle. Paramız var, sağ olun. Yani 2-3 tane bir şey alıp karıştırabilirsiniz. Bence gayet güzel tadı.
Bizden zengin olmuyor kanka. Yüktürerek içiyoruz hala. Bu dondura da bilirsiniz, gayet güzel olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Şef Kalin'in gelmesini istiyorsanız bu videoya 35 bin like gelirse Şef Kalin'de devamı gelecek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Ya bu havuz bize göre değil oğlum ya. Olmuyor, olmuyor. Zorlamayalım diyorum ben size. Güzel güzel, kameraman bey buyurun. Ne yapıyorsunuz burada? Çok beğendiniz herhalde Şef Kalin tarifini. Şef Kalin'den öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Uyguluyorlar.